Şimdi TF ekibinde başlayayım. TF ekibinin ihalesine çok yakında çıkıyoruz. Sivil mi, askeri mi, tersane konusunda biz burada bir şart koşmuyoruz. Genelde ihale yöntemine gidiyoruz malumunuz. Askeri tersanelerimizin kendi iş kapasiteleri var. Burada teklifleri alacağız. Tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde ihale yöntemine gideceğiz. Malumunuz sivil tersanelerimiz de oldukça yetenekliler ve işlerini yapıyorlar. Ama TF ekibin ajandamızda Milden'i sordunuz. Milden yine kendi iç sürecine dizaynlar devam ediyor. Milden gibi TF ekibin de aslında geçtiğimiz süreçte durmuş bir hadise değil idi. Yani gerek deniz kuvvetlerimiz, gerek bazı şirketlerimiz TF ekibini kavram olarak biraz da detay tasarım olarak çalıştılar. Yani biz ihaleye çıkmış, ihaleye vermiş durumda olmasak dahi bunun geleceği bilindiğinden bu konudaki çalışmalar belli bir aşamada devam ediyor. Milden de öyle bir iç çalışma olarak devam ediyor. Malum elimizdeki şu anda devam eden denizaltı projelerimizi bitirmemiz önemli. Buradan edindiğimiz tecrübeler ile şu anda çeşitli ülkelerde denizaltı ihalelerine katılıyoruz. Yani bu da bence bir ara aşama olarak milli denizaltıya geldiğimiz aşamada bu anlamda Savunma Sanayi İcra Komitesi kararı aldığımız zaman da bize sıfırdan değil epey bir yüksek seviyeden başlatmış olacak. Hele de bazı ihracat fırsatlarını değerlendirir de ülkelerden iş alırsak bu daha da önemli olacak. Anadolu gemimizi tabii dikkat ederseniz biz her sistemde artık eskiden tanımlanan parametrelerin ve özelliklerin biraz ötesine taşıyoruz. Malumuz hava savunma sistemlerimiz hep önceden istenen ve tanımlanan özelliklerin üstünde bir özellikle teslim etmeye başladık. Anadolu gemimizde biraz öyle oluyor. İşte bu İHA ve SİHA gemisine dönüştürme bu kavramdan çıktı ki dünyada önemli ses getirdi. Bu fuar sırasında bile bazı ülkeler özellikle onu sordular. Hatta talep edip gelip kendileri konuşmamızı istediler. İkinci gemi konusu birincisini bir hizmete alalım. Malum kaynaklarımızı da etkin kullanmamız gerekiyor. Şimdi milli geminin İ sınıfına başladık. Beşinci gemi devam ediyor. Bunun 6-7-8'in planlaması yapılması gerekiyor. Şimdi 3 gemi orada eklerseniz, TF ekibini eklerseniz, gelecekle ilgili kaynakları etkin yönetme açısından da her şeyi birden başlayamıyorsunuz. Tabii gönül ister bir taraftan Milden'e başlayalım, işte ikinci gemi de olsun Anadolu. Ama bunlar hep kaynak planlamasıyla ilgili. Ama ikinci bir gemi olması durumunda şu anda Türkiye genel prensip olarak biz hiçbir şeyi dışarıdan almak istemiyoruz. Almaya ihtiyacımız da yok. Yani bu klasta bir gemi, Anadolu'nun daha da üstün özelliklerine sahip bir gemi. Sektörümüz çok rahat tasarlayıp inşa edebilecek durumda. Yani dışarıya kapalıyız. Evet, olarak. Için milli tasarım söz konusu olabilir mi efendim? Tabii, niye olmasın? Yani amacımız da o zaten. Anadolu'yu bir entegrasyonu şu anda bırakın şeyi. Anadolu'yu entegrasyonu düşünüyoruz. Yani o da çalışıldı. Çok da mesafe kat ettik. O zaman efendim son bir soru özür dilerim arkadaşlarımdan. Milgem'in ülkemize sağlamış olduğu ekonomik anlamda yani mali anlamda değerleri rakamsal olarak paylaşabilir misiniz bizimle? Başladığından bugüne kadar olan süreçte. Şimdi o rakamları hangi açıdan değerlendireceğinize bağlayayım. Çok çeşit ihracat şu anda işte 1 milyar avroluk bir ihracatımız var. Artı bir 1,5 milyar şu anda cepte diyelim. Ama tabii daha da önemlisi detaylı bir analiz ki sizin bunu yapabilmeniz mümkün. Yani biz Milgen 1'den 4-5'e kadar dışarıdan alsaydık kaç para verirdik? İçeride yaptığımız işlerde kaç paraya mal oldu? Onun oluşturduğu katma değer, tetiklediği ekonomik değerler bunlar çok önemli analizler. Hatta bunun akademik bazda çalışılmasında fayda var. Yani biz şu iddiayı her zaman söylüyoruz. Savunma sanayi sektöründe harcadığınız 1 lira, bir dışarıdan 2 liraya alacağınız şeyi 1 liraya almış olduğunuz gibi birkaç çarpma etkisiyle belki 1 lira içeride size 5-6 lira olarak geri dönebiliyor. Bu da güzel bir analiz konusu olabilir.